Domates serimizden herkese selamlar. Bu hafta itibariyle domates serimizde 7. hafta geride kaldı. Bugünkü videomuzun konusu domateste gübreleme. Şu an ilk olarak domateslerimizde 1. ve 2. salkımlar çok iyi bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Şu an azot ve potasyum ağırlıklı organik gübreleme yapıyoruz. Ayrıca bunun yanında yapraktan da canlı bakteriyle birlikte destekleme yapıyoruz. Bir önceki videomuzda söylemiştim, artık organik gübrelemeye geçeceğiz diye. Süpersol firmasının ürünlerini kullanıyoruz. İlk olarak damlamadan potasyum ağırlıklı bir gübreleme yaptık. Gübrelerin isimlerini vermek gerekirse bir tanesi Rot adlı ürün. Rot adlı ürün tamamen köklendirmeye dayalı. Köklerin hızlı yayılması için, ayrıca toprakta bulunan besin elementlerinin alımını kolaylaştırmak için kullanılan bir ürün. Süpersol firması Rot olarak arattırabilirsiniz. Bayağı bilgiler mevcut. Bunun yanında birlikte Bereket adlı bir gübre var. O da organik bir üründür. İçerisinde potasyum ağırlıklı ürün vardır. Meyvelerin iriletmesi için potasyum önemli elementlerden bir tanesidir. Bu yüzden bu ürünü de kullandık. Ayrıca yaklaşık olarak 4-5 gün sonra yapraktan da bir uygulama yaptık. Bu uygulama ayrı bir uygulama oluyor. Genelde domateste külleme ve mildiye hastalığı çok rastlanır. Ruhsat alan birkaç firma var. Mikrobiyal gübreyi ilaç olarak almışlar. Zaten etken maddesi aynı olsa da bizim kullandığımız ürün gübre olarak geçiyor. Bazı firmalar ise bunu ilaç olarak almış. Ne olmuyorsam ismi Stoma Fix'ti. İçerisinde canlı bakteri var. Bacillus bakterisi. Bu yaprakları attığınız zaman koruma sağlıyor. Bunu tavsiye ederim kesinlikle. Şu an bulunduğumuz seride herhangi bir mantarı ilaç kullanmadık. Külleme için de kullanmadık. En alt yapraklardan en üst yaprağa kadar herhangi bir renk değişimi veya bir hastalık yok. Bunun haricinde bu hafta itibariyle azot bakterisi vermeye başladık. Kullandığımız ürün ise Süpersol firmasının Süper Yeşil adlı bir ürünü. Önceden Süper Green diye geçiyormuş. Green zaten yeşil demek. Şu an Süper Yeşil olarak geçiyor. İçerisinde azot, amino asit, karbon var. Bunlar zaten bitkinin köklerinin gelişmesini sağlayıp toprakta var olan elementlerin daha hızlı alınımını sağlıyor. Zaten gördüğünüz gibi bitkilerimizde hiçbir renk değişimi yok. Hepsi tamamen koyu yeşil. Ayrıca bitkinin boyları yaklaşık olarak 2 metreye geçti. Şu an neredeyse bizim boyumuzu aşmış durumda. Şu an kullandığımız ürünler bu kadar. Saydığım ürünleri 10 gün arayla birlikte değişimli şekilde kullanacağız. Özellikle Rot adlı ürünü kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü bitkinin kökleri ne kadar iyi gelişirse bitkinin gövdesi de o kadar iyi gelişiyor. Ayrıca bunun yanında şöyle bir bilgi de vereyim. Kullandığınız gübrelerin içerisine Delfin adlı ürünü katarsanız hem tutadan korumuş olursunuz hem de gübrelemeyi yapraktan yapmış olursunuz. Tuta konusunda çoğu an fazla bir sıkıntımız yok. Sadece bazı yerlerde şöyle izlerimiz var. Az maliyetle tutayla bu şekilde bir mücadele etmek bizim için çok iyi oldu. Kısaca gübrelemeyi tekrarlayayım. Bitki meyveye döndüğü zaman azot ve potasyum ağırlıklı gübreleme yapıyoruz. Ayrıca bunun yanında bitkilerinizde magnezyum eksikliği var ise bunu tamamlamanız gerekiyor. Çünkü magnezyum az olduğu zaman potasyum fazla olsa bile bitki potasyumu alamıyor. Böyle bir sıkıntı var. Potasyum fazla olduğu zaman zaten magnezyum eksikliğini tetikliyor. Ayrıca meyvelerdeki uç çürüklüğünü
domates uç çürüklüğü diye de geçer. Engellemek için de kalsiyum gübre yapmanız gerekiyor. Çiçek tutumunu üst seviyeye çıkartmak için fosfor, çinko, bor en iyi ürünlerdir. Bunun yanında içerisine deniz yosunu veya amino asit eklerseniz çiçek tutumunuz arısız olsa bile üst seviyelerde olacaktır. Şu an bizim çiçek tutumlarımız çok çok iyi diyebilirim. Şurada mesela 1, 2, 3, 4 çiçeğimiz tutmuş. 1, 2, 3 çiçeğimiz de açmış durumda. Şuradaki çiçeğimiz tozlanmış. Şu an seramızda herhangi bir arı yok. Sadece rüzgarın ve sıcaklığın, nemin etkisiyle tozlaşma oluyor. Önceki senelerde arı kullanmıştık. Maliyet olmasın diye artık kullanmıyoruz. Bugünlük bu kadar. İlerleyen videolarda görüşmek dileğiyle.